Saygılar, selamlar değerli arkadaşlar. Aksaray Tarihi ve Bugünü programımızın yeni bir bölümüyle sizdeyiz. Bugün sizlerle beraber Anadolu Selçuklu döneminde Aksaray ilinde inşa edilmiş eserleri incelemeye devam edeceğiz. Bugün öğretim kurumlarından yani medreselerden başlayacağız ve köprüleri de inceleyip ikinci kısmı sonlandırmış olacağız. Evet, bugün başlangıç noktamız medreseler olacak. İlk olarak Beramuniye Medresesi'nden başlayacağız. Beramuniye Medresesi'nin bulunduğu yere bakacak olursak, Sofular Mahallesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü eski binasının bahçesinde bulunmakta. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki, bahçede yani İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinde bulunan medresenin kendisi değil. Bugün günümüze medreseden gelen taç kapının bir kısmı bulunmakta. Haliyle de medresenin orijinal yerinin neresi olduğu konusunda da kaynaklarda farklı görüşler bulunmakta. Gelin bakalım. Aksaray'ın ilk valisi olan Abdullah Sabri Carter, Beramuniye Medresesi'nin Hacı Hasanlı Mahallesi'nde Şimbeklerin evinin içinde olup kapısından bir parçanın orta mektep yani Aksaray Lisesi'nin avlusunda olduğunu yazmakta. Okan Özcan, medresenin Eğri Minare'nin 100 metre kadar kuzeydoğusundayken yapının olduğu yerden yol geçmesi nedeniyle Devrim Belediye Başkanı Bayram Ali Gür'ün tarafından mevcut yerine taşındığını iddia etmekte. Nilgün Çıtakoğlu'na göre yapı Taşpazar Mahallesi'nden alınarak Orta Mektebin bahçesine nakledilmiştir. Merhum Konyalı'ya göre ise medresenin Gündoğu Mahallesi'nde Arap Hacci'nin evi ve bahçesi ile Ali Rıza Karadağ'ın bahçesi arasında olduğunu söylemekte. Yine merhum Konyalı'nın eserini incelerseniz bu alan içerisinde de bazı mezar taşlarını da tespit ettiğini göreceksiniz. Ben bunu paylaşım çalışmam kapsamında Twitter'da da ve sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Metin Sözen ise Mehmet Hamza Kadı'ya dayanarak medresenin o dönemki Zafer Sineması içinde bahçede olduğunu iddia etmekte. Bekir Deniz ise medresenin gerçek yerinin Gündoğdu Mahallesi'nde Seyfullah Özot Gündoğdu Mahallesi'nde olduğunu söylemekte. Seyfullah Özot ve Kutluisi Çatılı'da evlerin arasındaki bahçe içinde olduğunu belirtmekteler diyelim arkadaşlar. Burada nereyi temel almamız gerekiyor? Hangi adres daha yakın diye soracak olursanız şüphesiz Zekai Erdal'ın doktora tezinde de bunu göreceksiniz. Zaten bu aktarımda oradan da yararlandım değerli arkadaşlar. Sayın İlk valimiz Abdullah Sabri Carter'in aktardığı konum daha doğru gelmekte değerli arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Kaynaklarda yapıya ait diğer isimlere bakacak olursak Taciye Medresesi ve Darül Hadis şeklinde de anılmakta değerli arkadaşlar. Gelelim yapının tarihçesine. 1920-1923 yılları arasında şehrimize valilik yapan Abdullah Sabri Carter, Beramuniye Medresesi'nin Vaiz Mehmet tarafından yaptırıldığını iddia etmekte. Ayrıca ilk valimiz Abdullah Sabri Carter, bugün Konyalı veya Konyalı'yı kaynak göstererek Karamanoğlu Camii, Karamanoğulları dönemine atfeden bir kitabenin olduğundan söylemekte. Yani bir kitabe var ve bu kitabenin Karamanoğulları döneminde inşa edildiğini gösterdiğini söylüyorlar Ulu Cami'nin. İşte o kitabenin Ulu Cami'ye ait olmadığını kesinleştiğini biz bir önceki bölümümüzde söylemiştik sizlere. İşte Sayın Carter bu kitabenin Beramuniye Medresesi ya da Darül Hadis'in tamir kitabesi olduğunu da söylemekte. Yine bu kitabı bugün değerli arkadaşlar bir husus daha var. Bugün Ulu Cami'nin dış cephesinin sol kısmında bir sonradan günümüz Türkçesiyle yazılmış bir kitabe bulunmakta. Sonradan eklenmiş. Onların sonrası eklendi herhalde. Bu kitabı üzerinde de
Bu kitabe baz alınarak yazılmış. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Daha detaylı bir bilgi yazılması gerekiyor. Ulu Cami hakkında. Ulu Cami bunu hak ediyor. Onu söyleyelim. Daha bilgilendirici bir yazının asılması kesinlikle gerekiyor. Okan Özcan 13. yüzyılın ortalarına, yani Anadolu Selçuklu dönemine yapıyı Darül Hadis Medresesi olarak isimlendiren Nilügün Çıtakoğlu medreseyi 13. yüzyılın 3. çeyreğine tarihlendirerek Taceddin Mutes tarafından yaptırıldığını aktarmakta. Abdullah Kur'an ise mevcut kalıntının bir medrese ait olduğunu ve süslemelerinden hareket ederek de 13. yüzyılın ikinci yarısına, muhtemelen de 1260-1280 yılları arasında inşa edilmiş olabileceğini söylemekte. Metin Sözen ise Beramüniye Medresesi ile Taciye Medresesi'ni iki farklı yapı olarak değerlendiriyor. Böyle farklı bir yaklaşım sergiliyor Metin Sözen. Taciye Medresesi'nin Taceddin Mutes tarafından 13. yüzyılın 3. çeyreğinde yaptırıldığını ve farklı kabul ettiği Beramüniye Medresesi'ni ise İlhanlı Sultanı Gazan Han tarafından Aksaray'a gönderilen Sutayoğlu Baranbay tarafından yaptırıldığını belirtmekte. Diyelim arkadaşlar, merhum Konyalı ise yapıyı 1. Alaaddin Keykubat ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde görev yapan önemli devlet adamlarından Bedrettin Beramuni tarafından yaptırıldığını ve 1239-1240 yılında meydana gelen yer sarsıntısı nedeniyle yıkıldığını yazmakta. Konyalı Aksaray halkının yapıyı Beramuniye şeklinde adlandırdığını da bizler eserinde aktarıyor. Yapıyı Darül Hadis şeklinde isimlendiren bir diğer isim de Sayın Bekir Deniz. Sayın Bekir Deniz, Metin Sözen ve Abdullah Kur'an'ın görüşlerine katılarak yapıyı 13. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiğini aktarmakta. Ahmet Eflaki kaleme aldığı eserinde Taceddin Mutez'in Aksaray'da bir medrese yaptırdığını ve Mevlana Celaleddin Rumi'den Kayserili Şerafettin'i bu medreseye atanmasını istediğini ve bu isteğini kabul gördüğünü aktarmakta değerli arkadaşlar. Yani Taceddin Mutez'in böyle bir isteğin olduğunu aktarmakta Eflaki'de değerli arkadaşlarım. Hatırlarsanız dönemleri incelerken de Taceddin Mutez'in şehirde bir medrese yaptırdığından da bahsetmiştik. Yani bugün de bu medrese atfedilen bir diğer isim de Taciye Medresesi olabilir. Olabilir. Ya yine hani tarihi yapılarda biliyorsunuz ki hani zarar görebiliyor, yıkık hale gelebiliyor. Yerine yeni yapılar yapılarak farklı isimlerin verildiğini de görmekteyiz. Hani böyle bir şey de olabilir diye biliyorum. Değerli arkadaşlar, ikinci yapımız da Kadıoğlu Medresesi. Değerli arkadaşlar, güncel ismiyle yazdım. Onu belirtmiş olayım. Bulunduğu yere bakacak olursak basit bir tarifle bir önceki programda bahsettiğimiz Cıncıklı Mescidi'nin hemen karşısında bulunmakta değerli arkadaşlar. Kaynaklarda yapıya ait diğer isimlere bakacak olursak Bedriye, Köhne ve bugün üzerinde bir isim yazmakta. Bu da Melahat Sultan Kadıoğlu ismi. Yani bu üç isim şeklinde anılmakta. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinin 534 numaralı hurufat defterinde medresenin bir diğer isminin de Köhne olduğu zikredilmekte. Ayrıca bu medresenin adresi olarak da Minarecik Mahallesi verilmekte değerli arkadaşlar. Peki yapının tarihçesine bakacak olursak da bugün bulunan medrese, yani Kadıoğlu ismiyle anılan medrese 1910 yılında yapılıyor değerli arkadaşlar. Kadıoğulları tarafından. Konyalı yıkılan eski medresenin Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Danişmentlilerden Nizamettin Yalvasan'ın oğlu Aksaray valisi Bedrettin Yusuf tarafından yaptırıldığını iddia etmekte.
İbrahim Hakkı Konyalı medresenin Hicri 1321 miladi 1909-1910 yılında Kadızade İbrahim Efendi tarafından yıkılan eski medresenin yerine yaptırıldığını yazmakta. Bunu en başta söylemiştik. Yani bugünkü var olan medrese 1909-1910 yıllarında Kadızade İbrahim Efendi tarafından yaptırılıyor. Konyalı'nın incelediği dönemde bu yapı ev olarak kullanılmaktaydı. Cumhuriyet devrinde özel idare tarafından satılan medrese Kadıoğulları tarafından satın alınmış. Mehmet Hamza Kadı ise tarihlendirilme konusunda yapının Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde veyahut 4. Kılıç Arslan zamanında yapılmış olabileceğini iddia etmekte. Aksaray'ın ilk valisi Abdullah Sabri Carter Bey'in görev yaptığı dönemde Paşacık Mahallesi'ndeki medrese, o dönemde Paşacık geçiyordu diye, şu anda Taşpazarı geçiyor. Onu da belirteyim, mesela Merhum Konyalı'nın eserini incelediğinizde Sancılı Baba'yı Paşacık olarak Paşacık Mahallesi'nde göstermekte. Yani bu o dönemdeki mahalle ismi olarak Paşacık geçmekte. Onun da altını çizeyim. Yani araştırma yapacaklar için de önemli bir bilgi. Değerli arkadaşlar. Yani ilk valimiz döneminde yapı fetvahane olarak kullanılmakta idi. Ayrıca burada bir bilgiyi daha sizlere aktarmak istiyorum. Kadıoğlu Medresesi'ni Maziden İzler programımızda incelemiştik. Orada da söylemiştim. Daha detaya girmiştim. Çok detaya girmeden söyleyeceğim. Aksaray'ın ilk müftüsü Müftü İbrahim Hilmi Efendi de burada yetişmiş, burada dersler almış bir şahsiyettir. Yani ailesinin yaptırdığı medresede yetişmiş değerli arkadaşlar. Çok önemli ve değerli şahsiyetlerden biri. Bugün kabri şerifleri Ervah kabristanlığının yukarı kısmında bulunmakta. Ziyaret etmenizi de öneriyorum. Evet, geldik sağlık kurumlarına, yani şifahanelere. Aksaray Şifahanesi. Burada bir vah çekeyim, bir ah çekeyim. Niye böyle bir şey yaptım? İlerleyen dakikalarda daha iyi anlayacaksınız değerli arkadaşlar. Biraz meraklandırayım sizi. Bulunduğu yer Şeyh Hamit Mahallesi'nde. 3317. sokağın hemen kuzeyinde apartmanlar arasında yer almakta. Daha basit bir tanım vereyim size. Leyla Hatun Camii bulunmakta. Bugün değerli arkadaşlar Aksaray'da. Bu Leyla Hatun Camii'nin giriş kapısının orada durun ve karşıya bakın. Zaten direkt bu tarif ettiğim apartman arasındaki alanı görmeniz mümkün. Peki ben niye program başında böyle bir ah diyeyim, bir vah diyeyim dedim. Bugün şifahane değerli arkadaşlar bir duvar kalıntısı vardı. Ben de yakın zamanda sosyal medya hesaplarında bir paylaşım yapmıştım. Çok kısa bir süre önce gittim yani. 2-3 hafta önce gittim buraya değerli arkadaşlar. Ve bu duvara kalıntısında yıkıldığını gördüm orada. Daha önce yıkılmıştı ama hani ben belki bir umut dedim. Gittim baktım, belki hani yıkılmamıştır diye. Maalesef yıkılmış değerli arkadaşlar. Bir tarihi eser gözümüzün önünde gitti. Yapacak bir şey yok. Sahip çıkamadık. O da ayrı bir husus. Bakın hani öyle basit bir eserden bahsetmiyorum. Şifahane. Dönemin hastanesi. Dönemin hastanesi arkadaşlar. Ve ayrıca burada dersler de veriliyormuş. Yani bir tıp fakültesi gibi düşünebilirsiniz. Dersler de veriliyormuş. Cemalettin Aksaray'ı Hazretlerinin burada yine dersler verdiğini söylemekte de, yani böyle bir yapının kazandırılmaması, yıkılması, kör kazmaya teslim edilmesi de ayrı bir durum. Yani yapıdaki yani resimlendirme olarak değerli arkadaşlar bugüne kadar hep o duvar kalıntısını vermişler. Onu görmekte. Yani tam bir resim yok. Ama hani bu işin ustaları, bu işin ehli insanları var. Alana gittiklerinde o alanla alakalı bir çizim, bir kroki çıkarabiliyorlar. Yani bu işi bilen insanlar var. Yaptırılabilirdi. Ama yapılmamış. Artık hani bu süreçten sonra da bilmiyorum, çok konuşmanın çaresi var mı? Elimizdekilere sahip çıkalım değerli arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim Kadıoğlu Medresesi. Yani Kadıoğlu Medresesi de çok kötü durumda. Bir sahip çıkılması gerekiyor. Bir haber duydum. Bir çalışma varmış, inşallah da yapılır. Çok uzatmayalım. Aksaray Şifahanesi'nin bulunduğu yeri tarif ettik.
Kaynaklara yapıya ait diye isimlere bakacak olursak şifahane zaten söyledik değerli arkadaşlar. Darüşşifa, tımarhane, bimerhane şeklinde anılmak yani bir sağlık kurumu. Belli bölümleri var anlaşılan. Tarihçesine bakalım değerli arkadaşlar. Üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren bir kitabe yok. Olmazsa zaten mümkün değil. Çünkü yapı ortada yok artık değerli arkadaşlar. Ve gelelim kaynaklar yapıyı nelere tarihlendirmiş, neler aktarmış. Yapıyı ilk defa inceleyen uzluk kim tarafından yaptırıldığını bilinmediğini aktarmakta. Merhum Konyalı 2. Kılıç Aslan tarafından yaptırıldığını yazmakta. Metin Sözen 13. yüzyılın ikinci yarısına yapıldığını söylemekte. Gönül Çantay yapının 13. yüzyılın pardon yapının 2. Kılıç Aslan döneminde veya Moğol hakimiyeti döneminde inşa edilmiş olabileceğini aktarmakta. Zeki Sönmez bazı yayınların yapıyı 13. yüzyıla tarihlendirdiğini aktarmakta. Süheyl Ünver 13. yüzyılda Alaaddin Keykubat döneminde inşa edildiğini aktarmakta. Ahmet Acıduman 13. yüzyıla tarihlendirmekte. Afet İnan ise değerli arkadaşlar Hicri 738 miladi 1337 tarihini vermekte değerli arkadaşlar. Ve yine Sayın Zekeriya Erdal doktora tezinde Gürkan isminde bir araştırmacının Zincirye Medresi ile karıştırarak Şifahane'nin Karamanoğulları döneminde başlandığına ve tarih olarak 1337 yılını verdiğini aktarmakta değerli arkadaşlar. Hani olursunuz da o kaynağı incelediğinizde böyle bir tarih görürseniz Sayın Zekeriya Erdal'ın bu bilgisi de aklınızın bir köşesinde dursun. Kerimüttin Mahmut Aksaray'ı Selçuklu Devletleri Tarihi adlı eserinde Darüşşifa'nın Şenkitoğlu ile Ali Paşa ve kardeşi arasında meydana gelen çatışmalarda Şenkitoğlu tarafından bir sığınak olarak kullanıldığını aktarmakta. Esterabadi Bezmi-u-Rezm adlı eserinin 144. sayfasında Eratnaoğlu Alaaddin Ali Bey'in tımarhaneye gidişini şu şekilde aktarmakta. Ali Bey Niğde'den hareket ederek Aksaray Tımarhanesi'ne Tımarhane-i Aksera olarak isimlendiriyor gitti. Aynı eserin 427 sayfasında da Timur'un 1387 yılında Anadolu'ya yaptığı seferin tehlikesi ortadan kalkınca Kadı Burhanettin Kayseri aldıktan sonra Aksaray'da tımarhanenin yanına inmiş olduğunu belirtmekte. Süheyl Ünver Konya Aksaray Darüşşifa Medresesi'ne ait bir vesika adlı eserde şu ifadeleri bize aktarmakta. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hicri 931 miladi 1524 tarihli bir vesikadan Aksaray Darüşşifası'nın meddesi olarak kullanıldığını, sağlam ve faal olduğunu anlaşılmaktadır. Zekai Erdal ise Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Aslan döneminde inşa edilmiş olabileceğini aktarmaktadır. Ve burada da Cemalettin Aksaray Şifane'de tıp eğitimi görmüş ve hekimlik yapmıştır. Yani derslerde verdiğini söylemiştir. Eğitimde görmüş burada. Burada bir ifadeyi tekrar okumak istiyorum. Ester abinin bir ifadesi vardı onu okuyacağım. Ali Bey Niğde'den hareket ederek Aksaray Tımarhanesi'ne gitti denilmekte değerli arkadaşlar. Burada da Eratnaoğlu Alaaddin Ali Bey'i bahsetmekte değerli arkadaşlar. Bunu da niye sizlere söyledim? Hemen söyleyeyim Alaaddin Ali Bey ile alakalı da bugün günümüzde ben paylaşmıştım. Günümüze ulaşamayan mezar taşları ve türbelerle alakalı bir paylaşım çalışması yapıyordu. Alaaddin Bey diye bir mezar taşı paylaşmıştım. Olabilir belki yani bir ihtimal ama farklı birine atfediliyordu. Bunu da söyleyeyim dedim. Bir ufak bir bilgi de sıkıştırmış olalım. Burada değerli arkadaşlar Eratnaoğulları döneminde daha detaylı da bakacağız bu hususlara. Değerli arkadaşlar Zeki Sönmez yapının mimarının Keluk bin Abdullah'ın öğrencilerinden Hoca İbrahim bin İsmail olduğunu iddia etmekte. Bekir Deniz'e şifahanenin tuğla malzemelerinin 1950 yıllarında Aksaray Belediyesi tarafından alınarak başka yerlerde kullanıldığını aktarmakta. Ya burada bir durayım. Burada bir durayım. Değerli arkadaşlar. Hanlara geçmeden önce. Birçok yapı böyle. Bakın dizilerinde arkaları da görüyoruz. Birçok yapının taşlarında erken cumhuriyet döneminde
Ve ondan sonraki süreçte de kullanılmış. Ya neden böyle bir şey yapmış? Benim hiç aklım almıyor. Yani hiç mi taş yoktu memlekette? Hiç mi inşaat malzemesi yoktu da tarihi eserlerin yapıları sökülerek yapılmış? Çok ilginç bir durum ya. Çok ilginç bir durum. Sadece yakın dönemlerde değil arkadaşlar, Osmanlı döneminde de olmuş böyle işler. Mesela Aksaray Kalesi'ni incelerken de söylemiştik. Taşlarına zarar verenler cezalandırıldığını belirtmiştik. Yine hanları işlerken yine bir bölümde de bu karşımıza çıkacak diyelim. Arkadaşlar geldik sanat ve ticaret yerleri olan hanlara. İlk hanımız, ilk konumuz Alay Han Hanı. Bulunduğu yer Aksaray Nevşehir güzergahında. Aksaray'a 35 kilometre, Ağzıkara'na 38 kilometre, Öresun Hanı da 12 kilometre mesafede bulunmakta. Zaten Aksaray'dan bir Nevşehir'e yolculuk yaptığınızda yol güzergahında birçok hanı görmeniz de mümkün değerli arkadaşlar. Kaynaklarda yapıya ait diğer isimlere bakacak olursak Pervane Ribatı, Kılıç Arslan Kervansarayı, Alay Hanı, Alay Kervansarayı, Alay Ribatı şeklinde anılmakta. Alay Ribatı bölümünde size bir dipnot aktarmak istiyorum. İbrahim Hakkı Konyalı haklı olarak söz konusu yapının isminin Alay Han değil Pervane Kervansarayı olduğunu, Alay Hanı, Alay Kervansarayı, Alay Ribatı hatlarının Selçuknamelerde arşiv vesikalarında Sultan 1. Alaaddin tarafından yaptırılan ve şimdi yaşayan adı Sultan Hanı olan Kervansaray için kullanılmıştır diye belirtiyor değerli arkadaşlar. Sayın Bekir Deniz'in makalesinden de bu bölümü aldım sizlere. Gelelim yapının tarihçesine değerli arkadaşlar. Hana ait günümüzde inşa kitabesi bulunmamakla beraber sadece usta kitabesinin bir kısmı mevcut. Bu arada Bekir Deniz'in makalesinden değil değerli arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Kervansarayı'nda da bir kitap çalışması var. Hakkı Acun'un editörlüğünde yapılmış bir kitap çalışması. Oradan, o bölümden aldım. Alay Han'ı anlattığı bölümden aldım Bekir Deniz'in. Orada düzeltmiş olayım değildi. Arkadaşlar gelelim kaynaklardan inceleme. Zeki Sönmez kitabesini okumayacak kadar bozuk olduğunu aktararak hani 2. İzzettin Kılıç Arslan'ın hükümdarlığına tekabül eden 1156-1192 tarihleri arasında tarihlendirmekte, Konyalısı Han'ın 2. Kılıç Arslan zamanında tespit edilemeyen bir pervane tarafından yaptırıldığından bahsetmektedir. Ayrıca Mehmet Hamza Kadı'nın yazdığı bir mektupta ise bu hanın Yağbasan'ın 3 oğullarından biri olan Zaharüddin Pervane tarafından yaptırıldığını ve Mufassal İbni Bibi'ye göre 2. Kılıç Arslan ilk kervansarayını Aksaray'da bir konak mesafede yaptırdı ve o zaman Zaharüddin ile Pervane'de 2. Kılıç Arslan'ın uçbey ve kumandanıydı ve bu han da esnada yapmış oluyor şeklinde bilgi aktarmaktadır değerli arkadaşlar. Nihal Çetintürk ise tezinde hanın 12. yüzyılın son yıllarında veya 13. yüzyılın başlarında muhtemelen 1215'ten önce Pervane Zahirüddin ili tarafından yaptırıldığı yargısına varmakta. Oktay Aslan Apa ise 2. Kılıç Aslan'ın hükümdarlığı döneminde yaptırıldığını aktarmakta. Ertman tezin özellikleri açısından 1180-1200 yılları arasına ve bani olarak da 2. Kılıç Aslan veya 1. Gıyasettin Keşref olabileceğini belirtmekte. Osman Turhan 2. Kılıç Arslan dönemine tarihlendirmekte. Tahsin Özguç ve Mahmut Akok ise bu Alay Han üzerine bir makaleleri var. Bu makalelerinde şu bilgileri aktarmaktalar. Alay Han'ın 13. asra ait bir Selçuklu Kervansarayı olduğundan şüphe edilmemekle beraber kitabesi bulunamadığından kesin olarak tarihlenmesi mümkün değildir. Yalnız aynı yolun üstünde bulunan ve İlahiyat Fakültesi yıllığında tarafımızdan neşredilmekte olan ünlü Ağzı Karahan veya Sultan Han'la çağdaş veya kapısı göz önünde tutulursa onlardan biraz daha eski olabilir şeklinde aktarımda bulunmaktalar değerli arkadaşlar. İsmet İlter'de Han'ın adından hareket ederek 1. Sultan Alaaddin Keykubat zamanında yaptırıldığını aktarmakta. Kemal Özergin'de adına göre Sultan 1. Alaaddin Keykubat'ın eseri olmalıdır demekte. Ancak Zekai Erdal'ın doktora tezindeki tespiti önemli. Tespiti aynen sizlere aktarıyorum. Bu hanın 1. Alaaddin Keykubat devrine ait olmaması gerekir. Çünkü Alaaddin Keykubat'ın sultan olmak için Sivas'tan Konya'ya doğru yola çıktığının yanındaki kafileyle birlikte Pervane Kervansarayı'na varmış
ve orada Aksaray halkı tarafından karşılanmıştır. Ayrıca kaynaklarda geçen Pervana'nın Alayhan olup olmadığı kesin olmamakla birlikte Alayhan'ı hakkında yapıları tüm yayınlarda bu iki yapıyı bir olarak yükledilmektedir. Aksaraylı Kerimüttün Mahmud'un bahsettiği bir olayda bu iddiayı destekle niteliktedir. Müellif Şehzade Kongurtay'da Eyüpüsaray'a yetişmişti. Pervane kervansarayına inmişti şeklinde yazmaktadır. Konya'nın eski eserlerinde geçen Eyüpüsaray'ın Aksaray'a bağlı bugünkü Kalebalta köyünün olduğunu köyü gezdiğinde tetkik ettiği bir kitabeden hareketle kabul etmektedir. Zaten Alayhan da Kalebalta köyüne yakındır. Bu şekilde bir çıkarım yapmakta değerli arkadaşlar. Yani Alaaddin Keykubat dönemine ait olamayacağını gözler önüne sermekte Sayın Zekeriya Erdal. Mehmet Hamza Kadı Yapı'nın isminin Pervane Kervansaray olması nedeniyle 3. İzzettin Kılıcı Aslan döneminde Selçuk devirlerinden Danışmet oğullarından Yavuz Hasan Bey'in oğlu ve Muzaffereddin Melik Mahmud Gazi'nin kardeşi Zahireddin ili Pervane tarafından 1302-1310 tarihleri arasında yapıldığını iddia etmekte. İbni Bibi 1. Alaaddin Keykubat dönemiyle ilgili bilgiler verirken Pervane Kervansarayı dediği Alayhan'ı Sultan Han'ı ve Ağzı Karahan'dan daha evvel yapıldığını söyler. Aksaraylı Kerimüttün Mahmud Moğollar döneminde Aksaray'da geçen olayları anlatırken aynı yapıdan Pervane Kervansarayı diye bahseder. Semra Ögel ise tarihi meçhul Anadolu Selçuklu Kervansarayları olarak bizlere aktarmakta değerli arkadaşlar. Yani burada karşımıza çıkan en detaylı bilgi Selçuklu yapısı olduğu kesin değerli arkadaşlar. Bu noktada bu yapıda ön plana çıkan en önemli şey de çift gövdeli aslan figürü. Bugün Aksaray Belediyesi'nin logosunda kullandığı çift gövdeli aslan figürü. Peki ne bu? Sayın Semra Ögel'in makalesinden biraz aktarımlarla gidelim değerli arkadaşlar. Taş kapının basık kemeri üzerinde tek başlı çift gövdeli aslan figürü bulunmakta. Kervansaray'ın portalinde kapı kemerinin üstünde ve Mukarnas yarım kubbeciğin hemen altında sınırlanmış bir sağ içine yer alan kabartmada yandan gösterilmiş iki aslan gövdesinin cepheden verilmiş tek bir baş birleştirir. Semra Ögel çift gövdeli aslan figürü için Anadolu Selçuklu sanatı çevresinde şimdilik bildiğimiz tek misaldir demektedir. Ayrıca portal üzerindeki aslan figürünün bir hükümdarlık alameti olabileceğini de aktarmaktadır. Alayhan'ın kapısında bulunan çift gövdeli tek başlı aslan figürü çeşitli anlamda ifade etmektedir. Ögel'e göre aslan eski devirlerden beri güneşin, aydınlığın, kudretin sembolüdür. Aynı zamanda aslan hayvanlar kralı olarak bilinir. Aslan figürü bu özelliğiyle hükümdarların işareti olarak kabul edilmiştir. Aslanın kuvveti temsil etmesi sebebiyle koruyucu vasfı da vardır. Eski Şark ve Hitit sanatında aslanlar taht taşır. Taht ve kapı bekçisi olarak gösterilir. Böylece kötülüklere karşı koruyucu rolü oynadığı düşünülür. Tek baş üzerinde iki gövdenin birleşmesiyle yeni tabiat üstü bir varlık olarak görüldüğü ve kendisine olduğu kabul edilen gücün iki katına çıktığı söylenebilir. Alayhan'ın 2. Kılıcistan döneminde yapıldığı düşünülünde han kapısında var olan figürün devletin gücünü sultana temsil ettiği yukarıda verilen bilgiler ışığında düşünülebilir demek de Sayın Semra Ögel. Aslan figürüne yakın örnekler Sayın Semra Ögel'in aktarımıyla inceleyelim. Silvan Kalesi'nin doğu cephesindeki 2. burçta Türkistan Dirmiş şehrinin doğusundaki Büyük Selçuklulardan kalma sarayın büyük salonunda 1. Gazettin Keysoy ile kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın Kayseri'de yaptırdıkları çifte medresede rastlanmaktadır. Özellikle Selçuklu Sarayı'ndaki Sütuka Duvar Teziyatı'ndaki tek başta çift gövdeli aslan figürü dikkat çekmektedir değerli arkadaşlar. Yani kısacası önemli bir figür değerli arkadaşlar ve yani bu figürün bir hükümdarlık alameti olabileceği düşünülmekte ve Sayın Semra Ögel Anadolu Selçuklu sanatı çevresinde şimdilik bildiğimiz tek misaldir demekte. Han'la alakalı bir kitabeden bahsetmiştim ama yeni içeriğimizde bunlara değineceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden de bu kısmı geçiyorum. Tepesi delik han. Yani Öresun han ya da Öresin han. Şimdiki konumuz bu değerli arkadaşlar. Bulunduğu yer Aksaray Nevşehir güzergahında. Aksaray 22 kilometre, Alayhan'a 12 kilometre, Ağzı Karahan'a 6 kilometre mesafede bulunmakta.
Yani yapının diğer isimde zaten söyledik. Yani Öresunan Tepesi Delikanlı olarak anılmakta. Dedik arkadaşlar size başta söyledik. Tarihçesine hızlı bir şekilde bakalım değerli arkadaşlar. Erdmann 1278 yılında 3. Giyasettin Keşsev zamanında yapılan Çayhan'a bezelik azetmesinden dolayı 13. yüzyılın sonlarına tarihlendirmekte. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok yapının teknik ve plan özellikleri gözüne alarak Erdmann'ın verdiği tarihten daha eski olamayacağını belirtiyorlar değerli arkadaşlar. Ve şu bilgileri aktarıyorlar. Erdmann kitabesi olmayan hanın diyor ama kitabesi bulunduğunu aktaracağız. Yukarıda tasvir yaptığımız planın 1278 yılına ait olan Çayhan ile mukayese etmekle ve neticede Erosunan'ı Muharrar Hanlar grubuna idhal ederek 13. yüzyıl sonlarına tarihlendirmektedir. Biz de bu hanın izahına çalıştığımız teknik ve plan hususiyetlerine dayanarak teklif edilen tarihten daha eski olamayacağını fakat biraz daha Muharrar olmasından da imkan dışında görülmemesini düşünüyoruz diye bir aktarımda bulunmaktalar. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok. Konyalı Ruzbe yani Horozlu Hanı ile çağdaş olduğunu yazmakta. İsmet İlter Hanı 1270 yılına tarihlendirmekte. Oktay Aslanapay Han için Erdmann'ın verdiği görüşe katılarak 13. yüzyılın sonlarını vermekte. Mehmet Hamza Kadı inşa tarzına bakımından Konya Horozlu Hanı'na benzeterek 2. İzzettin Keykavus devrinde 1246-1249 tarihleri arasında yapıldığını belirtmekte değerli arkadaşlar. Hemen araya bir laf sokuşturdum orada. Kitabeler bulundu diye. Nasıl bulundu değerli arkadaşlar? 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan temizlik çalışması kapsamında hanın bazı bilinmeyen alanları ve bununla beraber de bir kitabe bulundu. Hem Sayın Ali Baş'ın makalesinden size aktarayım hem de yapının hangi döneme ait olduğunu öğrenmiş olalım. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan temizlik çalışmaları kapsamında hanın bilinmeyen bazı bölümleri açığa çıkarılmış, yapının avlusuz bir han olduğu bu kazı çalışmaları ile kesin olarak tespit edilmiştir. Özellikle taş kapıya ait orijinal bazı parçalar ile hemen taş kapının önünde bir kitabenin bulunması bu anlamda yapının önemini daha da arttırmıştır. Söz konusu kitabede Han, Ribat ve benzeri gibi isim geçmemekle birlikte yapının etrafında başka yapı bulunmaması sebebiyle kitabenin bu yapıya ait olduğu anlaşılmıştır. Miladi 1188 tarihini veren bu kitabe Selçuklu kervansarayları arasında bilinen en erken tarihli belge olması yönünden oldukça önemlidir. Kazıda bulunan kitabede hanın banisi ve tarihi açıkça verilmiştir. Kitabe şu şekildedir. Yüce Sultan Mesut oğlu Kılıç Arslan'ın günlerinde oğlu Melik Sultan Şah Hicri 584 miladi 1188 yılında yapılmasını emretmiştir. Han bu özelliğiyle Anadolu'daki en eski Anadolu Selçuklu Hanı olma özelliği kazanmıştır. Yani han ne zaman inşa edilmiş değerli arkadaşlar? Sultan Mesutoğlu Kılıç Arslan'ın saltanat günlerinde oğlu Melik Sultan Şah tarafından 1188 yılında inşa edilmiş değerli arkadaşlar. Ve bu tarih itibariyle de Anadolu'daki en eski Anadolu Selçuklu Hanı olma özelliği kazanmıştır. Evet, daha henüz şurada bir ufak bir silinme olmuş. Oradan biraz durgunluk yaşadım. Onu da aktarmış olayım. Devam edelim. Burada yine Ali Baş'ın makalesine bir aktarım yaparak Sultanahan'la geçelim. Kitabenin 1188 tane vermesi aslında Selçuklu dönemi kervansaraylar içinde en erken yapı hangisidir sorusunu açıklığa kavuşturmuştur. Bu tarihe göre Kervansaray 2. Kılıç Arslan döneminde yapılmıştır. Daha önceki yayınlarda Alayhan en erken tarihli Selçuklu kervansarayı olarak gösteriliyor idi. Bilindiği üzere Alayhan, Öresun Han'ın yaklaşık 12 kilometre uzağında bulunmakta ve kesin bir veri olmamakla birlikte 1190'lı yıllara tarihlenerek 2. Kılıç Arslan'a mal edilmektedir. Eğer Alayhan'ın bu tarihlenmesinde bir hata yok ise Selçuklu döneminin en erken tarihli iki yapısı birbirine yakın konumda Aksaray Kayseri güzergahında yer almaktadır. Alayhan, Selçuklu döneminin klasikleşmiş plan şemasını yansıtırken Öresun Han sadece kapalı kısmında oluşan ve fazla tercih edilmeyen haçvari plan düzenlemesi ile dikkat çekiyor demekte Ali Baş. Geldik Sultan Hanı'ya. Evet, Sultan Hanı'nın bulunduğu yere bakacak olursak
Aksaray-Konya güzergahında Aksaray'ın 40 kilometre batısındaki Eskil ilçesi, Sultanhane ilçesi, Sultanhane kasabasında yer almakta değerli arkadaşlar. Onu da belirtelim. Sultanhane ilçe oldu. Onu da belirtmiş olalım. Sultanhane ilçesinde, Sultanhane içerisinde bulunmakta değerli arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Ya bu, ben daha önce söylemiştim. Yani bu sene itibaren 10. yılıma girdim. Bu verileri oluştururken yani muhtemelen Sultanhane ilçe değildi. Ve ben o çalışma yaptığımda da böyle bir konumlama yapmışım. Ama şu anda Sultanhane ilçesinde, yani Sultanhane ilçesinde bulunmakta değerli arkadaşlar. Kaynaklarda yapıya atfedilen diğer isimler Alayiye Kervansarayı, Rubat-ı Alayiye ile Kerimüttin Mahmut Alaaddin Kervansarayı, Alayiye Hanı, Alayiye Hanı isimleriyle anılmakta. Pervane Kervansarayı ismi de ile atfedilmekte değerli arkadaşlar. Tarihçesine bakacak olursak kitabesine göre Han Keyüsse oğlu Keykubat tarafından Recep Hicri 626 miladi 1228-1229 yılında yaptırılmıştır. Mimar ise Muhammed bin Havlan et Dımeşki'dir. Değerli arkadaşlar, bunu da sizlere aktarmış olayım. Yani Han Keyüsev'in oğlu Keykubat, yani 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Mihrabiyelerin ve kapı zırvalarının üstünde sağdaki mihrabiyenin üstünden başlayarak Celisülüs hatla Arapça yazılmış kitabede ve kapalı kısım taç kısmında da üst satırlık Arapça olarak Sülüs hatla yazılmış hanın yapılmasını emredildiği diğer kitabede 1. Alaaddin Keykubat şu şekilde övülmektedir değerli arkadaşlar. Bu mübarek hanın yapılmasını Keyüsevoğlu Sultan Büyük Padişah, Arap ve Acem Sultanlarının Efendisi, din ve dünyanın yücesi, fetih babası, müminlerin emirinin ortakçısı Keykubat 626 yılında emretti Hicri olarak. Bu birinci kitabeydi. Diğer ikinci kitabedeki övülme şekline bakalım. Bu mübarek hanın yapılmasını Keyüsevoğlu Ulu Sultan Yüce Şanişah ümmetlerinin dizginlerini elinde tutan Arap ve Acem Sultanların Efendisi Allah'ın beldelerinin sultanı, Allah'ın kullarını koruyan, din ve dünyanın yücesi, feth babası, müminlerin emirinin Burhan-ı Keykubat, Hicri 626 yılı Recep ayında emretti şeklinde yazmakta, övülmekte. Peki bu kitabeleri nereden okuduk arkadaşlar? Recep Gün'ün tez çalışmasında ve Sayın Durukan'ın, daha önce bahsetmiştim, Hakkacı Nedüzzeli'nde çıkan kitaptaki Sultanhane bölümünden aktararak sizlere, yani alarak aktardım diyelim arkadaşlar. Taş kapısının inşa kitabesinin altında tek satırlık Celisülüs had ile Arapça girifit ile yazılmış tamir kitabesine göre de Han Hicri 667 miladi 1268-1269 yılında Sultan 3. Gıyasettin Keyser zamanında Hüseyinoğlu Sirajettin Ahmet el ile yenilenmiştir. Bu kitabeyi size aktarayım ben. Arkadaşlar yakılmak suretiyle Arap olduğu için bu mübarek büyük kapı Kılıçarslanoğlu Sultan oğlu Ulu Sultan din ve dünya yardımcısı Fethi babası Keyüsev'in hükümdarlık günlerinde Allah saltanatının muhallet etsin şeklinde de bir arayazı var. 667 yılında Sultan'ın mütevellisi zayıf kulu Allah'ın rahmetine muhtaç Hüseyinoğlu Sirajettin Ahmet'in eliyle yenilendi şeklinde yazmakta değerli arkadaşlar. Yani Han 1. Alaaddin Keykubat döneminde inşa ettiriliyor. Ve değerli arkadaşlar 3. Gıyasettin Keyser zamanında da Hüseyinoğlu Sirajettin Ahmet eliyle yeniliyor. Evet, geldik Han'da vuku bulan olaylara değerli arkadaşlar. İbn-i Bibi Selçukname eserinde 140 ve 148. sayfalarda Han ve çevresinde birçok önemli tarihi olayların vuku bulduğunu aktarmakta. Hicri 652 miladi 1254 yılında Felakettin Halil ile Hüsamettin Baycar kendi askerlerinden bir grupla Aksaray'a bir menzil uzaklıkta bulunan Alaaddin Kervansaray'ına kadar at koşturmuş ve oraya vardıklarında da orada bulunan bir grup onlara karşı gelmiş. Bunun üzerinde askerler hanın kapısına ateşe verip halkın bir kısmını öldürüp bir kısmının da malını almışlardır. Sultan İzzettin Keykavus'un askerleri Sultan Alaaddin Kervansaray'ı düzdüğünde
23 Ramazan Hicri 654 miladi 14 Ekim 1256 tarihinde Mor Baycı Kurcun askerlerine yenilmişti değerli arkadaşlar. Bu olaydan da bahsetmiştik sizlere. Kerimüttin Mahmut Selçuki Kerimüttin Mahmut Aksaray'ı Selçuklu Devletleri tarihi eserinde değerli arkadaşlar 332 ve 339-340 sayfalarında ham bir kale kadar sağlam yapısıyla devlet ordusunun zayıfladığı dönemlerde Asi Türk beylerinin ve eşkıyaların sığındığı bir üst konumuna gelmiştir. İrenci Noyan'ın Anadolu'ya geldiğinde memleketin dolaşmaya başlamış, Konya çevresine vardığında da Türk beylerinden İlyas adında biri büyük Alayi Hanı'na gelir ve o geniş kervansara sığınarak isyan etmiş. 2000 süvari 2 ay boyunca burayı zapt etmeye uğraşmış. Ne mancık taşları ne de ok sağanakları ne de neft ve ateş saçan aletlerden bir fayda gelmemiştir. Demek de Gazan Han'ın yarlığı gereğince memleket efkanının mütevellisiydi. Karamanlar o sıralarda Büyük Alaaddin Han'a çekilmiş olan Memleş adında bir asi beslediklerini düşmanlık yüzünden Han'ın burçlarını ikisini harap etmişler. Bu tarif sonucu Konya-Aksaray yolları tamamen kapanmıştır. Aksaraylı Kerimüttin Mahmut 10 bin adet para harcamak suretiyle yıkık olan burçları onatmıştır. En başta okuduğum ifadeyi tekrar okuyayım sizlere. Hemen düzeltme yapayım. Gazan Han'ın varlığı gereğince memleket efkanının mütevellisi Kerimüttin Mahmut Aksaray oluyor. Değerli arkadaşlar. Özür dilerim. Efkavga'nın mütevellisiydi deli. Değerli arkadaşlar. O değil. Devam edelim. Kerimüttin Mahmut o yıkılan burçları onarmış. Han 2 yıl sonra tekrar eski canlına kavuşmuş. İrenci Noyan isyan eden İlyas Bey'e karşı Noyan'ın burada zapt edememesi üzerine Aksaraylı Şenkit oğlu Han'ın tamirini bahane ederek fesatçılık yapmış ve İrenci'nin mütevelliye bu Han'ın tamiri suçuyla suçlamış ve eğer bu Han tamir edilmemiş olsaydı İlyas oraya sığınamaz, bu kadar Moğol kanı dökülmemiş, bahaneleriyle savaşta olan her Moğol kan pahasını mütevelliye yüklemiştir. Önceden sarf ettiği 10 bin adetten başka 6 bin adet para zorla tazminat vermiştir. Demek de Kerimüttin Mahmut değerli arkadaşlar. Yani bu dönemde Kerimüttin Mahmut'un bir görev var, onu hemen ilerleyen dakikada aktaracağım. Anadolu Selçuklu şehir dışı hanlarının en anısalarını olan Aksaray Sultanhanı, dönemin en önemli ticaret ağını oluşturan ve güneydeki Antalya ile Alanya limanlarını Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden İran ve Gürcistan'a bağlayan ana yolun merkezinde yer almaktaydı. Karamanoğullarını Sultanhanı'na sığınan mirası ele geçirmek için Han'ın ön cephesinde iki burcu harap ettikleri, İlhanlı hükümdara Gazan Han'ın yarlığı uyarınca Aksaraylı Kerimüttin vakıf yöneticisi olarak burçları onattığı bilinmekte. Daha hani yarlığı gereğince memleket efkavgının mütevellisi de, evet, o ifadede aynı şekilde ben özür diyecektim. Sonra bir an şaşırdım orada. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Bir şaşkınlığım oldu. O dönemde Aksaraylı Kerimüttin Mahmut vakıf yöneticisi, yani memleketin efkavgının mütevellisiydi değerli arkadaşlar. Ve burçları onartmış değerli arkadaşlar. Han 1955 yılında Maarif Vekaleti tarafından restore edilmiş. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürü tarafından onarılmış. En son olarak da 2017-2019 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü katkılarıyla Sultanhanı Belediyesi tarafından restore edilmiştir değerli arkadaşlar. Geldik Ağzı Karahan'a değerli arkadaşlar. Bulunduğu yer Aksaray Nevşehir güzergahında, Aksaray'a 15 kilometre uzaklıktaki Ağzı Karahan köyünde bulunmakta değerli arkadaşlar. Kaynaklarda yapıya ait diğer isimlere bakacak olursak Hoca Mesut Han'ı veya Hoca Mesut Kervansarayı şeklinde isimlendirilmekte değerli arkadaşlar. Han'da bulunan kitabelerden Han'ın Hoca Mesut bin Abdullah tarafından yaptırıldığı kapalı kısmının 1. Alaaddin Keykubat zamanında Hicri 628 miladi 1231 yılında yani inşasına başlandığı, avlu kısmının ise Hicri 637 miladi 1239-1240 senesinde 1. Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gelsettin Keysav'ın saltanatının ilk yıllarında tamamlandığı anlaşılmakta. Bunu da zaten dönemleri incelerken de aktarmıştım değerli arkadaşlar. Kışlık kısmı üzerinde kitabeye göre Abdullah oğlu Hoca Mesut tarafından yaptırılmıştır
Değerli arkadaşlar, Kervansaray muhtemelen 19. yüzyıldan itibaren kullanılmaz hale gelmiş ve kendi kaderine terk edilmiştir. Anılan yıllardan itibaren Aksaray'daki bazı yapıların onarımından kullanılan taşlar buradan sökülerek götürülmeye başlanmıştır. En başta bahsettiğim hususa geldik. Nitekim Padişah 2. Abdülhamid'in Serkani, Ortaköylü Hacı Ali Paşa, Hicri 1312, miladi 1894 tarihinde Aksaray merkezde bulunan Debbağlar Köprüsü'nü, yani Büyük Bölcek Mahallesi Köprüsü'nü tamir ettirirken onarımında kullanılan taşların Ağzı Karahan'ın üst kısımlarından sökülmek suretiyle getirildiğini kaynaklarda rivayet edilmekte. Bu bilgiyi de sayın değerli arkadaşlar Bekir Deniz'den aldım. Onu da belirtmiş olayım. Evet değerli arkadaşlar, geldik Akan'a. Yani Ağzı Karahan Hoca Mesut döneminde, Hoca Mesut tarafından inşa ettiriliyor. Değerli arkadaşlar, kapalı kısmı yani kışlık bölümü 1. Alaaddin Keykubat döneminde, yazlık bölümü de oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in saltanatının ilk yıllarında yapılıyor. Evet, Akhan'a geldik değerli arkadaşlar. Bulunduğu yer Aksaray Konya güzergahında Sultan Han'dan bir önceki menzil noktasında olup Aksaray'a 20 kilometre uzaklıkta değerli arkadaşlar. Yapıya diğer isimlere baktığımızda Ertman ve Konyalı Han'ın beyaz taş ve mermerden inşa edilmesi nedeniyle bu isimle, yani Akhan ismiyle anıldığını belirtmekte, başka bir isim de yok yapıya atfedilen değerli arkadaşlar. Tarihçi olarak da çok hemen geçelim. Han tamamen harap halde, yapının kim tarafından ne zaman yapıldığı gösteren bir kitabı bulunmamakta. Han'ın taşları sökülerek yakınındaki Yenikent beldesinin okul inşaatına, yol yapımına ve evlerin inşaatına kullanıldığını da sayın Konyalıların öğrenmekteyiz. Konya Han'ın 2. Gelsettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığını öğreneceğini yazmakta. Nihal Çetindürk 2. Kılıç Aslan tarafından yaptırılan ribatın bu han olduğunu aktarmakta. Değerli arkadaşlar, böyle bir iddiada bulunmakta. Diyelim. Burada şunu belirtelim. Akan'dan sadece bir duvar parçası kalmış durumda günümüzde. Ziyaret ettiğinizde de görmeniz mümkün. Ya bu Akan'ı zaten Mahalleden İzler programımızda da incelemiştik. O parçayı da bari kaybetmeyelim, şifane gibi önlem alınsın. Onu da kurtaralım diyorum. Evet değerli arkadaşlar, geldik sıra Çakıl Hanı'na. Sıra Çakıl Hanı merkez ilçeye bağlı Akçaket kasabasının sınırları içerisinde Aksaray Ereğli Karayolu'nun 145 metre batısında bulunmakta değerli arkadaşlar. Bu adres konum bilgisini de Sayın Zekeriya'dan yararlanarak sizlere aktardığımı söyleyeyim. Yapıya ait kaynaklarda geçen diğer isimler Konya'da Surahan olarak adlandırmakta değerli arkadaşlar. Tarihçesine bakacak olursak oldukça harap olması nedeniyle yapı hakkında bilgi verilecek bir kitabı günümüzde mevcut değil. Değerli arkadaşlar, ancak yapı inceleyenler Anadolu Selçuklu dönemine tarihlendirmektedir değerli arkadaşlar. Kemal Özergin tarihlendirme yapmadan yapıyı Anadolu Selçuklu dönemine, Muhammed Görür 1238-1240 yıllarına, Bekir Deniz tarih vermeden Anadolu Selçuklu devrine, Merhum Konyalı tarih vermeden Anadolu Selçuklu Sultan 2. Gıyasettin Keyhüsrev dönemine tarihlendirmekte. Zekai Erdal ise doktora tezinde şu bilgileri aktarmakta. Aksaray'ın konum itibariyle Anadolu Selçuklu dönemi önemli şehirlerinden olan Ereğli, Niğde ve Bor arasında olması ve hanın plan itibariyle Anadolu Selçuklu hanlarına benzemesi nedeniyle Anadolu Selçuklu döneminde 13. yüzyıl içinde inşa edilmiş olmalıdır. Mevcut kalıntılarıyla ahır olarak kullanılmaktadır demekte bir Selçuklu eseri olduğu düşünülen yapının. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ülkedeki bozuk asayişe fırsat bilen eşkıyalar Aksaray İrlik güzergahında seyahat eden yolcuları soyarak bu hanı barınak olarak kullanmışlardır. Bu durumun şikayet edilmesi üzerine hanın yıktırılmasına karar verilmiş ve köylerin taş ocağına dönmüştür. Mevcut Aksaray Ereğli Karayolu yapılırken hanın taşlarından faydalanmıştır. Sonrasında ise hana ait kalıntıların olduğu yer Akçakent köyünden Eyüp Dinge tarafından satın alınarak
kalıntılarının bulunduğu yer ahıra dönüştürülmüştür denilmekte. Sayın Zekeriya Erdal'ın doktora tezinde yine bu bilgiler. Değerli arkadaşlar, yine taşlardan yaralanarak yeni farklı yerlerde yapılar yapılmış. Bu soruyu tekrar soruyorum. Ya o dönemde hiç mi inşaat malzemesi yoktu? Tarihi yapılar yok edildi. Anonim türbede de aynısı yapılmış. Çok çok yapı var. Çok yapı. Evet, Karahan'a geldik değerli arkadaşlar. Bulunduğu yer Heradere kasabasının 2,5 kilometre güneybatısında bulunmakta. Yapının kaynaklarda geçen diğer isimleri Konyalı, Eshab-ı Kefhanı ve kale isimleriyle de adlandırıldığını aktarmakta arkadaşlar. Tarihçi olarak Konya'da işlek bir derbent ağzına yapıldığını ve o yapının bir Selçuk deseri olduğunu tarih vermeden kabul etmekte. 1907 yılında yapı yerine görerek inceleyen ve fotoğraflar çeken Getrudeber Han'ı Bizans dönemi bir manastır olarak zikretmekte. Han kilise şeklinde tanımlama yapan Albert Berger ise yapıyı 11. yüzyılda tarihlendirmektedir. Ve şu bilgileri aktarmakta. Çevredeki geç dönem manastırları içinde Viran şehrin yaklaşık 1500 metre batısında bulunan Eshab-ı Kef Hanı'nın Han Kilisesi parantez içinde yazmış araştırdık. Han Güneydoğu köşesinde kilisenin yer aldığı etrafı çevrili bir avludan oluşmaktadır. Kilisenin doğu kısmı apsis tonozuna kadar ayaktadır. Diğer duvarları yaklaşık olarak kapı lentoları hizasına kadar koruna girmiştir. Getrudeber'in bir fotoğrafında kilise 1909 yılında daha sonraları keçi ağırlığı olarak kullanılması için yapılan yeni tonozu bulunmayan üstü açık bir yıkıntı olarak görülmektedir. Doğu kısmının yapısı ve güney duvarlarındaki beşik tonoz parçaları kilisenin olasılıkla dört payandalı ve haç planlı bir kilise olarak düşünülmesi gerektiğini gösterir. Yapı yaklaşık 10 veya 11. yüzyıla tarihlenebilir demekte Albert Berger kazı sonuçları toplantısında yayınladığı makalesinde. Zekai Erdal ise doktora tezinde şu bilgileri aktarmakta. Han kesin olmamakla birlikte Selçuklu çağı içinde Aksaray'ın fethiyle ilişkili olarak 12. yüzyılın ikinci yarısı ve 14. yüzyılın başları arasında vermek mümkündür demekte ve metruk halde olduğunu da aktarmakta değerli arkadaşlar. İki tane hana değindik. Birisi Sıra Çakılan, birisi Kara Han. Önemli hanlardan. Yani Selçuklu dönemi hanı olabileceği düşünülmekte. Ancak şu anda iki hanı sorun Aksaray'daki halka gram bilmezler. Bunun suçlusu halk değil. Bugüne kadar tanıtılmaması. Karahan var envanterde ama Sıra Çakılhan'ı bilmiyorum. Karahan kültür envanterinde var. Sıra Çakılhan'ı tam olarak bilmiyorum. Değerli arkadaşlar. Hacılar Hanı'na geldik. Han mı değil mi? O da çok şu anda muammada bir durumda ama günümüzde Hacılar Hanı olarak isimlendirmekte. Zaten mazinecilere de bu konuya değinmiştik. Ancak burada kısa bir şekilde değinip geçelim. Bulunduğu yer Erva Kabristanı'nın girişinde sağ tarafta mezarlar içerisinde bulunmakta. Zaten Erva Kabristanı'na girdiğinizde değerli arkadaşlar şöyle sağ tarafa bir dönün. Hemen bakın zaten direkt gözünüze bu yapı çarpacak değerli arkadaşlar. Yapı şu anda harap biçimde değerli arkadaşlar. Beni onarın diye bağırıyor adeta. Bana bir bakın diyor. Yani 2014 yılında orada bir çerez önlemesi yapıldı. Bunu her defasında yani bu hanın, Hacılar Hanı'nın isminin geçtiği her yerde söylüyorum. Neden onarılmadı hala merak konusu. Bu hana bir bakın. Ne olur bir tarih eser gitmesin. Rica ediyorum değerli arkadaşlar. Değerli yetkililer. Bu hanın üzerinde lütfen duralım. Lütfen duralım. Duayen gazeteci ve emekli öğretmen Mahir Südemen vefat etti. Kendisi değerli arkadaşlar. Onu belirteyim. Rahmetli öğretmen Mahir Südemen ve duayen gazetecisi, Aksaray'ın duayen gazetecisi bir yazısında yapı ile ilgili şu bilgileri aktarmakta. Hanın üst kısmı kubbeli yapı ve kesme taşlardan yapılmış, kubbesi ve tonuz gibi tuğlalarla bina edilmiştir. Alt kısmı ise bölmeli odalardan oluşmaktadır. Han 1930 yıllarına kadar sağlamdı
ve daha sonrasında yapının kesme taşları sökülerek inşaatlarda kullanılmıştır. Al sana bir tane daha. Taşları sökülerek kullanılan bir tarihi yapı daha. Yapıya ait günümüzde herhangi bir kitabe mevcut değil. Merhum Konyalı yapının han olabileceğini ifade ederek biz Selçuk deseri olduğunu, Muhammed Görür ise Anadolu Selçuk deseri ve Beylikler Dönemi Aksaray isimli yüksek iktisat tezinde yapının han değil tarikat yapısı olabileceğini aktarmakta. Muhammed Görür tarihlendirme olarak da mimari özelliklerinden hareketle 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılın ilk yarısı arasında yaptırılmış olabileceğini savunmaktadır. Seval Bal da Aksaray İl Merkezi'ndeki Tarikat Yapılar isimli yüksek lisans tezinde Muhammed Görür ile aynı görüşleri ifade ederek yapının tarikat yapısı olabileceğini aktarmakta ve şu ifadeleri bizlere aktarıyor. Bir başka yapı ise Hacılar Hanı olarak bilinen yapıdır. Yapının han değil bir tarikat yapısı olması muhtemeldir. Çünkü yapının şehri dışında olması, önünden herhangi bir yolun geçmemesi ve mezarların içinde yer alması bize han olamayacağı kanıtlar niteliktedir. Ayrıca kalan izlerden dolayı türbeden daha büyük gözükmesi tarikat yapısı olduğunu düşündürmektedir demekte. Sinnet Çayırlı Mezarlığı dönemin belediye başkanı tarafından kaldırılmış ve çıkan kemikler Hacılar Han'la doldurmuştur. Bugün gittiğinizde de bu kemikleri görmeniz mümkün. Geldik bir diğer sağlık kurumları olan hamamlara. Evet. Burada Kılıçarslan Hamamı'na bakacağız. Akabinde köprüleri inceleyip programımızı sonlandıracağız. Değerli arkadaşlar. Bulunduğu yer basit bir tanımla Aksaray Lisesi'nin karşısında, daha doğrusu Aksaray Lisesi'nin tam karşısında değil, Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının tam karşısında bulunmakta. Lisenin çaprazına düşüyor değerli arkadaşlar. Eski hamam olarak da isimlendirilmekte değerli arkadaşlar. Üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren bir kitabe bulunmamakta. 1895 yılında Aksaray'ı gezen Sarri şehir içinde yıkık bir handan bahsetmekte. Hamamdan bahsetmekte. Teksiye şehirdeki yapılar arasında Selçuklulardan kalma bir hamamı söylemekte. Konyalı ve Muhammed Görür hamamın 2. Kılıçarslan tarafından yaptırıldığını kabul etmekte. Nihal Çetintürk ise 2. Kılıçarslan tarafından 12. yüzyılın sonu 13. yüzyılın başında yaptırıldığını aktarmakta. Yılmaz Önge ise inşaat tekniği ve mimari detaylardan hareketle mevcut hamamın 15. yüzyıl özelliği taşıdığını ve Karamanoğulları devrinde büyük bir oranda yenilendiğini yazmakta. Nevzat Topal ise Evliya Çelebi'nin Bey Hamamı olarak isimlendirdiğini ve bu hamam olabileceği üzerinde durmakta. Tekrar okuyorum. Nevzat Topal ise Evliya Çelebi'nin Bey Hamamı olarak isimlendirdiği hamamın bu hamam olabileceği üzerinde durmakta. Ancak Bey Hamamını da ilerleyen süreçlerde inceleyeceğiz diyelerde daha farklı bilgilere ulaşacağız. 1900'lerde Ulu Irmak'ın taşıp donduğunda hamamda su içinde kalarak donmuş ve terk edilmiş. Yani 1900'lerde su içinde kalarak terk ediliyor. 1941 yılında tavul ambarı olarak kullanılmış ve 1928 yılında da faalmiş değerli arkadaşlar. Bunu da Muhalimüs Sapancalı'dan öğrenmekteyiz. Çok yakın bir tarihte de onarıldı yer altından. Çıkarılarak bir onarım yapıldı. Değerli arkadaşlar, onu da belirtmiş olalım. Geldik köprülere. Evet, baş köprü. Bulunduğu yer değerli arkadaşlar, Ulu Irmak üzerinde, kent merkezinin kuzeyinde olup köprü üzerinde Hasas Mahallesi caddesi geçmektedir. Soflar Mahallesi, Çerdiğin Mahallesi'nin birbirine bağlamakta. Hasas Köprüsü olarak da biliniyor. Yani kaynaklarda yapıya diğer isimlere baktığımızda Hasas Köprüsü çıkmakta değerli arkadaşlar. Yani baş köprü nerede sorusuna basit bir şekilde cevap verecek olursak Rıza-i Hasan Camii'nin karşısında bulunmakta değerli
arkadaşlar, Eğri Minare'ye giden yol bu köprü üzerinden de geçiyor değerli arkadaşlar. Köprü üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren bir kitabe bulunmamakta. Merhum Konyalı köprünün Sultan II. Kılıçarslan tarafından yaptırıldığını yazmakta. Evliya Çelebi Hacı Hasan Camii tanımlarken baş köprü yakınında olduğunu yazmakta. Çapan Çulpan ise 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu devri yapısı olduğunu belirtmekte. Bekir Deniz ise Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat devrinde yapmış olabileceğini aktarmakta. Değerli arkadaşlar, tam bir bilgi yok çünkü kitabesi mevcut değil. Kaynaklarda aktarımlar var ama genel bir aktarıma bakacak olursak, genel bir toparlama yapacak olursak bu aktarımda Selçuklu dönemine çıkmakta. Anadolu Selçuklu dönemine çıkmakta. Arşiv vesikalarında baş köprüye bakacak olursak değerli arkadaşlar, bu arada şunu da belirteyim, bu arşiv vesikalarına neden ulaşıyorum? Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü herkesin hizmetine bunu sundu. Yani araştırmacıların hizmetine bunu sundu. Üye olarak bu arşiv vesikalarına ulaşmanız mümkün değerli arkadaşlar. Ama nasıl araştırma yapmanızı bilmeniz gerekiyor. İlk sisteme girdiğinde acemilik ve toyluk vardı bende. Nasıl araştırma yapacağım bilmiyordum. O yüzden de biraz zorlandım ama sonradan sonra çözdüm. O noktada onu iyi bilmeniz gerekiyor. Evet, geldik arşiv vesikalarına, baş köprüye. 12 Muharrem Hicri 1191 miladi 20 Şubat 1177 tarihinde şiddetli yağış neticesinde Aksaray'da vuku bulan taşkın nedeniyle Irmak üzerindeki büyük köprünün tamamen yıkıldığını öğrenmekteyiz. Değerli arkadaşlar, bunda arama bölümüne, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin arama bölümünde Devlet Arşivleri Başbakanlığı Osmanlı Arşivi seçtiğinizde akabinde i.mvl seçeneği var. Onu seçtiğinizde 495 22.425 rakamları var. Defter no'u, sayfa sıra no'u gibi şeyler bunlar. Bunları yazdığınızda bu çıkıyor karşınıza. Bir diğer şey de şu arşiv vesikası da 22 Zilkade 1279 11 Mayıs milyardi 1863 tarihinde vuku bulan taşkın sonucunda 5 Muharrem 1280 22 Haziran 1863 tarihinde tanzim edilen zarar tespit raporuna göre baş köprünün sadece bir gözü yıkılmış değerli arkadaşlar. Evet, geldik Nakkaş Köprüsü'ne. Bulunduğu yer değerli arkadaşlar, çok basit bir tanım yapayım. Salih A Camii'nin karşısında bulunmakta. Kent merkezinin kuzeybatısında olup köprü üzerinde meydan caddesi geçmekte. Dere ile meydan mahallesi birbirine de bağlamakta değerli arkadaşlar. Kaynaklarda yapay diğer isimlere baktığımızda karşımıza herhangi bir isim çıkmamakta. Tarihçi olarak da İbrahim Hakkı Konyalı yapının Selçuklu eseri olduğunu yazmakta. Evliya Çelebi şehir merkezinde iki adet köprüden bahsetmekte. Bunlar Alaaddin Köprüsü ile baş köprü. Zekai Erdal Budum'la alakalı doktora tezinde şu çıkarımda bulunmakta. Baş köprü günümüzde mevcut olup bahsettiği tek gözü Sultan Alaaddin Keykubat'ın inşa ettirdiği köprünün hangisi olduğu belli değildir. Mevcut köprü üç gözlüdür. Ancak tek bir gözün nehri aşabileceği şekilde ırmağın en dar olduğu yerde Nakkaş Köprüsü bulunmaktadır. Köprü kuzeydeki şehir meydanı ve Seyfi ile Beramünün medreselerine ulaşmayı sağlamaktadır. Bu nedenle de Sultan Alaaddin Keykubat'ın inşa ettirmiş olduğu köprünün bu yapı olması gerek demekte değerli arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldığını söyledi. Köprünün bu köprü olabileceğini söylemekte Zekai Erdal. Geldik Debbağlar Köprüsü'ne değerli arkadaşlar. Debbağlar Köprüsü de bugün Debbağlar Camisi olarak değerlendirdiğimiz yapının çaprazına düşmekte, biraz ileride değerli arkadaşlar, görmeniz mümkün Debbağlar Köprüsü'nü de. Aksaray içinde Ulurmak üzerinde kent merkezinin batısında olup köprünün üzerinde Vehbi Bey Caddesi geçmektedir. Müslüm Çelebi dere, Pamucak ve meydan mahallelerinin kesiştiği kavşak noktasında yer almakta değerli arkadaşlar. Kaynaklarda yapı diğer isimlere baktığımızda herhangi bir isim çıkmıyor. Debbağlar haricinde değerli arkadaşlar. Pardon, Büyük Bölcek Köprüsü olarak da görülmekte. Onu da aktarmış oluyorum.
Köprünün üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren bir inşa kitabesi bulunmuyor ama tamirat kitabesi var. İbrahim Hakkı'nın yapının Selçuklu eseri olduğunu, Çulpan ise 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu devri yapısı olduğunu belirtmekte. Muhammed Görür, Konya'nın baş köprü için verdiği ikinci Kılıç Hasan ifadesini bu köprü için yazıldığını iddia etmektedir değerli arkadaşlar. Köprünün menba yönünde kuzey-batı açık üzerinde yer alan bir tamir kitabesi bulunmakta değerli arkadaşlar. Yakın bir zamanda da ben bu kitabeyi ziyaret ettim ve oradan fotoğraflar paylaşmıştım. Ya diyeceksiniz ya arkadaşlar 10 yıldır bu çalışmayı yapıyorsun. Niye yeni yeni bu ziyaret etmiş gibi paylaşımları yapıyorsun? Daha öncelerde belki söylemiştim bu hususu. 2014 yılında benim başıma bir olay geldi. 2014 yılına kadar ben Aksaray'da her yeri gezdim. Her yeri fotoğraflamıştım. Ve bilgisayarımda kayıtlıydım. Ancak 2014 yılında benim kuzenlerim bilgisayarımı oynarken bilgisayarın kasasını yere düşürdüler ve bilgisayarın içerisinde bulunan hard disk zarar gördü ve benim o süreçte yaklaşık olarak 4 yıllık çalışmam çöpe gitti. Ve yeniden toparlamaya başladım. Yeniden toparlamaya başladım. Ve bu belli sürelerde biraz durdum. Hemen yapmadım, yapmadım. Değerli arkadaşlar, yoğunlaşmadım. Ya bir arada ben bu çalışmaları bırakmayı düşünüyordum. Ama bu çalışma benden kopmadı. O nedenle de yani aslında bunların hepsi vardı ama mecburen yeniymiş gibi gözüküyor. Aslında yeni değil bunları keşfetmem. Onu da aktarmış olayım. Bu tamirat kitabesine göre Hicri 1311, Miladi 1893-94 yılında Ortaköy'lü Hacı Ali Paşa, 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin Seyri Künaresi Ortaköy'lü Hacı Ali Paşa'nın tarafından tamir ettirildiği görülüyor bu kitabede değerli arkadaşlar. Evet, geldik Kalanlar Köprüsü'ne. Kalanlar Köprüsü de yine onarıldı yakın bir zamanda değerli arkadaşlar. Konum itibariyle Aksaray içinde Uluğurmak üzerindedir. Kent merkezinin kuzeydoğusunda Kalanlar Mahallesi'nin girişinde bulunmakta. Size şöyle tarif edeyim basit bir tabirde. Kılıçarslan Parkı'nın devamı niteliğinde bir alan yapıldı. Eklemesi yapılmıştı. O eklem alanı bunu Keşlik yolundaki eklemeden bahsediyorum. Diğer taraftaki değil. O nikah salonunun olduğu bölüm değil. Karıştırmayın orayı. O Keşlik yolundaki eklemen olunduğu yerde lavabo var. Lavabonun hemen karşısında bulunmakta değerli arkadaşlar. Kaynaklarda yapıya ait diğer isimlere baktığımızda herhangi bir isim karşımıza çıkmamakta. Köprü üzerine herhangi bir kitabe mevcut değil değerli arkadaşlar. Merhum Konya'da köprünün Anadolu Selçuk eseri olduğunu iddia etmekte. Bekir Deniz'de Konya'nın iddiasına katılmakta. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bugün üzerinde durduğum köprüler yapı olarak incelediğinizde hep birbirine benzemekte. Hep birbirine benzemekte. Bu da çok ilginç bir detay. Arşiv vesikalarında Kalanlar Köprüsü'ne baktığımızda değerli arkadaşlar arama kısmında yani detaylı arama kısmında Başbakanlık Osman Arşivini seçtikten sonra yine aynı şekilde i.mvl seçeneği var. Onu seçtikten sonra 495 22.425 defterino ve sıranoğu yazdıktan sonra karşınızda Aksaray kazasında vuku bulan selden dolayı ailesine atiye verilmesine dair bir kayıt var. Hicri 5. ayın 29'u 1280 tarihli bir kayıt değerli arkadaşlar. Bu kaydı görmeniz mümkün. Aksaray'da 23 Zilkade 1279 11 Mayıs 1863 yılında aşırı yağış sonrası vuku bulan Ulurman taşması sonucu vuku bulan selde Kalanlar Köprüsü tamamen yıkılmış. Depbağlar Köprüsü gibi bu köprüde 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin Serikünarisi Ortaköy'lü Hacı Ali Paşa tarafından tamir ettirilmiş değerli arkadaşlar. Ortaköy'lü Hacı Ali Paşa da bu yapıların tamir ettirilmesi konusunda çok önemli bir şahsiyet. Parantez açmak gerekiyor. Evet, bugün de yapıların ikinci kısmını sizlerle beraber işledik ve sonlandırdık.
ufak bir kısmımız kaldı. 2 bölümlük bir kısmımız kaldı. Yine var olan yapılar devam edeceğiz 3. bölümde. 4. bölümde de günümüze ulaşamayan yapıları inceleyip bitirmiş olacağız diyelim arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.